Önce Sayın İnce'nin bir talebi var, ondan sonra sizin talebinize. Buyurun Sayın İnce. Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımıza yönelik olarak İsrail'le kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmaları açıklamazsam müfterisin dedi. Bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum. Hakaret etti Sayın Genel Başkan. Grup Başkan Vekilleri sataşmadan söz aldı, konuştu efendim. O zaman hakaret etti efendim. Öyle usul var mı Sayın Başkan? Böyle şimdi tabiatıyla adalet içerisinde bir şey yönetmeye çalışıyoruz. Diyelim ki bir başka grup başkan vekili arkadaşımız da şimdi o da söz isterse bu iş bir sıkıntı konusu olabilir. Peki buyurun. Yeni bir sataşmaya meydan vermeden bakın şu ana kadar sükunet içerisinde olabildiğince geldi. Hasreten rica ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başbakan bunu ilk kez yapmıyor. Bakınız 6-6-2009 tarihinde Kütahya İl Kongresi'nde konuşuyor ve kendisinden önceki koalisyon hükümetini kastederek İsrail ile gizli anlaşmalar yaptığını, gizlilik kaydı olmasa bunları açıklayacağını söylüyor. Ben de bunun üzerine bir soru önergesi verdim. Siz hükümet olarak İsrail ile anlaşma yaptınız mı? Gizli anlaşma yaptınız mı diye. Sayın Davutoğlu'nun imzası var burada. Bakın aynen şöyle diyor. Bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkeyle olduğu gibi İsrail ve ülkemiz arasında da çeşitli anlaşmalar akdedilmiştir. Bak devam ediyor. Evet oraya geliyorum. Merak etme, acele etme, bekle bak. En altta da şöyle diyor. Bununla birlikte söz konusu anlaşmalardan bazıları hizmetin gereği dolayısıyla gizli olup bunlar dışındakiler resmi gazetede yayınlanmaktadır. Demek ki siz soru önergesine verdiğiniz cevapta İsrail'le gizli anlaşma yaptığınızı kabul ediyorsunuz. Sizin bakanınızın imzası var burada. Sayın Ahmet Yeni, Davutoğlu, lütfen. Sayın Davutoğlu imzalamış. Belge burada. Lütfen arkadaşlar. Bu şuna benziyor. Sayın bu Yeni, şuna benziyor. En önde oturuyorsunuz. Sayın, oradan hiç durma. Affedersiniz. Bir dakikanızı rica ama edeceğim. Ama süremi çalıyorsunuz sayın. Yok çalmıyorum. Veririm. Peki. Merak etmeyin. Siz laf attıkça oradan iş burada idaresi zorlaşıveriyor. Arkadaşlar yarım dakika sabredeceksiniz. Yani bu laf atmaların kimseye bir faydası olmuyor. Yani sizin attığınız lafları da kamuoyu da duymuyor. Ama bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz. Bakın bitmişti şimdi bu görüşme. Devam edin Sayın İnce. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bu aynen şuna benziyor. Referandum öncesinde Kayseri Meydanı'na gidip Oslo'da görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir, namussuzdur, alçaktır'a benziyor. Yine bir başka konuda, yani CHP'li belediyeler PKK'lı, PKK'ya yardım etti diye Başbakan bunları konuştu. Biz bu konuda gen soru verdik. Hangi belediyeler bunları açıkla dedik. Ama Sayın Başbakan bunları açıklayamadı. Ama Türkiye'nin geldiği noktaya bakın ki Kayseri Belediye Başkanı ana muhalefet genel başkanına dava açabiliyor ama CHP'li belediye başkanları başbakana açamadı. Korktular her gün müfettişle gelip uğraşırız diye. Açık açık hakaret etti. Hangi CHP'li belediyeler, PKK'ya yardım etti? Açıklayın. Gen soru verdik, açıklayamadınız. Buraya çıkın bunları söyleyin. Sayın Genel Başkanımıza müfteri demişti Sayın Başbakan. Gizli anlaşma belgesini açıkladım. Lazım olanlara oradan fotokopisini gönderirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın İnce.